Bunun gibi mavi ve kırmızı birer yüze sahip bir kağıt parçasını şu şekilde kıvırırsak bir silindir elde ederiz. Şimdi eğer şu noktadan başlayarak bir kalemle çizmeye başlar ve silindirin etrafını dolaşırsak sadece kırmızı tarafın üzerine kalemle çizmiş oluruz. Ama şimdi de diyelim ki mavi ve kırmızı birer yüze sahip bir başka kağıt parçası alalım ve onu da şu şekilde kıvıralım. Bu şekle Möbius şeridi deniyor. Ortasındaki bükülme dışında bir silindire benziyor. Eğer kalemimizi alıp Möbius şeridinin etrafını mavi taraftan çizmeye başlarsak, çizginin kırmızı tarafa da geçtiğini görürüz. Bu çok garip bir durum. Çünkü silindirde sadece dış tarafta, yani kırmızı tarafta çizim yaptık ve iç tarafa hiç geçmedik. Öte yandan Möbius şeridinde ise hem mavi hem de kırmızı tarafın üzerinden geçtik. Peki o zaman Möbius şeridinin içini ve dışını nasıl tanımlayabiliriz? Gerçek şu ki, Möbius şeridinin içi veya dışı yoktur. Bu şekil tek taraflıdır. Silindir yönlendirilebilir bir yüzeyken, Möbius şeridi yönlendirilemez bir yüzeydir. Eğer bir Möbius şeridi fuları yapmak istersem, dikdörtgen bir kumaş parçası alıp bunu tıpkı Kuan Kuan'ın kağıtla yaptığı gibi kıvırarak kendi içine doğru katlayabilirim. Daha sonra kenarlarını dikerek düzgün bir Möbius halkası elde ederim. Aslında bundan çok daha havalı bir şey de yapabilirim. Bir Möbius boyunluğu örebilirim. Örmeye merkezden başlarım ve örgüde ilk ilmeği atarken kıvrımı da başlatırım. Sonra da Möbius şeridinin tek bir kenarı boyunca örerek boyunluğun genişliğini gitgide arttırabilir ve dikiş olmadan da bir halka yaratabilirim. İşte karşınızda giyilebilir Möbius şeridi. Diğer yönlendirilemeyen yüzeylerin de modellerini yapabiliriz. Ancak onların yapılışı biraz daha zor. Bu boyunluğu kafandan çıkarmandan daha da mı zor? Evet, Möbius şeridine dönecek olursak, biz iki boyutlu bir yüzeyi aldık ve kendi içine doğru bükerek onu üçüncü boyuta geçirdik. Böylece yönlendirilemez bir yüzey elde ettik. Teorik olarak böyle bir silindiri, yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan bir cismi kendi içine doğru büküp dördüncü boyuta geçirerek üç boyutlu yönlendirilemez bir yüzeyde elde edebiliriz. Bunu zihnimde canlandırmakta güçlük çekiyorum. Sen de onu yapmakta zorlanıyorsun. Zaten üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Dördüncü boyuta geçip böyle şeyler yapmak zor. Yine de oldukça yakın modeller yapabiliriz. Neden bahsettiğimizin tam olarak anlaşılması için şu bilgisayar modeline bir bakalım. Bu tüp yönlendirilemeyen bir yüzeydir. Ve bu şekil Klein şişesi olarak bilinir. İç ve dış kelimelerinin bu şekil için hiçbir anlamı yok. Gerçek bir Klein şişesi yapamayız ama ona yakın bir şeyler yapabiliriz. Chris MIT'de son sınıf öğrencisi ve NVBots'un kurucularından biri. Kendisi 3 boyutlu yazıcıdan bir Klein şişesi yazdırmamda bana yardımcı olacak. Bu yazıcı plastik makarayı alıyor ve extruder adı verilen sıcak tutkal tabancası gibi işleyen bir cihaza gönderiyor. Extruder plastiği eritiyor ve şişeyi katman katman yazdırıyor. Bu çıkan şey aslında Klein şişesini bayağı iyi temsil ediyor. Eğer şişenin alt kısmına dikkat ederseniz dış yüzeyin kıvrılarak iç yüzeye bağlandığını görebilirsiniz. Dolayısıyla ortada iç ya da dış yüzey diye bir şey yok. Bu şişenin de tıpkı Möbius şeridi gibi sadece bir yüzü var. Öte yandan şişenin üst yarısına bakarsanız boyun tarafı şişeden çıkıyor ve sonra bir delikten tekrar şişeye giriyor. Gerçek bir Klein şişesinde böyle bir delik bulunmaz. Çünkü boyun kısmı dördüncü boyuta çıkıp sonra geriye doğru kıvrılarak şişeye geri döner. Tüp tüm bu yol boyunca bağlıdır. Teşekkür ederim.